Sayın Büyükelçimiz, değerli milletvekillerimiz, Your Excellencies, Mr. Ambassador, distinguished members of the Parliament, Maarif Vakfımızın değerli yöneticileri, değerli öğretmenler, sevgili gençler, kıymetli misafirler, distinguished chair and administrators of the Turkish Maarif Foundation, distinguished teachers, dear youth and children, yanımızda olamayan ama çevrim içi olarak programı takip eden sevgili yavrularımız ve kıymetli aileleri, dear pupils and their valuable families who are not present with us right now but who follow our program online, distinguished guests. Pakistan-Türkiye kardeşliğinin dünü, bugünü ve geleceği başlıklı kompozisyon yarışması ödül töreni vesilesiyle sizlerle Maarif Okulu'nun çok değerli öğrencileriyle bir araya gelmenin heyecanı ve mutluluğunu taşıyorum. Sizleri İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den ve bütün Türkiye'den getirdiğim muhabbetlerle selamlıyorum. I am utterly excited and pleased to be with you on the occasion of the awarding ceremony of Pakistan-Turkey Brotherhood Past Today Future Essay Contest. I have brought the regards and greetings from Istanbul, Ankara, İzmir and from all around Turkey. Türkiye Büyük Millet Meclisi parlamenter heyetimiz ile ben bugün burada huzurlu ve mutlu hissetmemize vesile olan sizleri ve sayın Pakistanlı meslektaşlarımızı, mevkidaşlarımızı ve bütün kardeşlerimi teşekkür ediyorum ve hürmetle selamlıyorum. From the bottom of my heart, I would like to extend my appreciation and thank each and every one of you, especially my Pakistani counterparts and brothers who made myself and the distinguished members of my delegation feel at home and peaceful and happy. Şu anda Muhammed Ali Cinnah'ın Muhammed İkbal'in ülkesinde olmanın haklı mutluluğunu, iftiharını yaşıyorum. Bu güzel vesileyle her ikisini de rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum. Right now I take justified pride to be in the country of esteemed Muhammad Ali Jinnah and Muhammad Iqbal. With this opportunity, respectfully I would like to commemorate both of them with appreciation and gratitude. Kıymetli kardeşlerim, bugün burada Türkiye'nin temsilcilerini ağırlayan Türkiye Maarif Vakfı, yakın tarihlerde kurulmasına rağmen oldukça kısa sayılabilecek bir süre zarfında dünya markası haline gelmiştir. Avrupa'dan Asya'ya ve Afrika'ya uzanan geniş bir coğrafyada faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfı okulları yeni teknolojilerle kaliteli öğretim ve eğitim anlayışının merkezi oldu. Today, Turkish Maarif Foundation is hosting the representatives from Turkey. And although it was established in the near past, it became a global brand in a really short period of time. It is operating in a large geography from Europe to Asia to Africa, and it became the center of high quality education with new technologies and a good understanding of education. Emperyalist ülkelerin uyguladığı, ülkeler içindeki işbirlikçileri ile icra ettiği etnik, dini, kültürel soykırımlardan dolayı Müslümanlar çok acılar çektiler. Hala birçok yerde Müslümanlara yönelik ayrımcılığın ve baskının devam ettiğini üzülerek görüyoruz. Özellikle son dönemde Filistin'e yönelik kabul edilemez baskı ve şiddeti, Mescid-i Aksa'da ibadet eden kardeşlerimize yapılan saldırıları, Gazze'de bebek çocuk demeden onlarca sivilin katledilmesine kadar giden İsrail zulmünü gördükçe endişe etmemek mümkün değildir. Muslims have suffered a lot from ethnical, religious and cultural genocide in the hands of imperialist countries executed with their accomplices within the countries. We regretfully observe that discrimination and oppression still continues, and it is impossible not to worry after seeing the unacceptable oppression and violence towards our people, the attacks targeting our brothers praying at Al-Aqsa Mosque, and the massacring of dozens of civilians in Gaza, including infants and children, and the atrocity in the hands of Israel. Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin hürriyet ve adalet mücadelesinde şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da arkalarında, yanlarında kararlılıkla durmaya devam edeceğimizi her platformda dile getiriyoruz
Pakistanlı kardeşlerimizin de aynı kanaatte ve kararlılıkta olduğunu daima müşahede ediyoruz. Just like we always have, at every platform and at every chance we take, we stand in unity with our Palestinian brothers in their struggle for their freedom and for their justice. We also believe that our Pakistani brothers share the same values and views with us. Değerli kardeşlerim, uzak coğrafyalarda bile olsak, bütün müminler kardeştir düsturu ve yaşadığımız yüzlerce yıllık hakiki gönül dostluğuna binaen Pakistan ile eğitim yoluyla da birlikte olmayı ve geleceği birlikte inşa etmeyi arzu ediyoruz. İslamabad başkent bölgesi ve 4 eyaletteki 10 şehirde 27 kampüste bulunan 83 okulda 65 Türk ve 1748 personelle 13 bine yakın öğrenciye eğitim hizmeti vermektedir Maarif Vakfımız. Distinguished brothers and sisters from Pakistan, by the virtue of the centuries-long genuine friendship at our hearts and by the maxim of all humans are brothers, we hope to build the future together and through education with Pakistan. The Maarif schools provide education service to nearly 13,000 students with 65 Turkish and a total of 1,748 personnel in 83 schools in 27 campuses located in 10 cities in Islamabad capital region along with 4 other provinces. Türkçeyi en güzel şekilde öğrenen gençlerimizin ülkemiz insanının Pakistan'a olan muhabbetini daha iyi idrak edeceğine ve iki ülke arasındaki kardeşliği pekiştireceğine yürekten inanıyorum. Bugün bizleri dinleyen her bir yavrumuz Türkiye ve Pakistan arasında gönül elçisi olacaktır. İki büyük medeniyetin tarihi dostluğunu nesilden nesile aktaracaklardır. I wholeheartedly believe that the young people here will learn Turkish by their heart and they will comprehend the affection that Turkish nation has for Pakistan and they will fortify the brotherhood between our countries. The pupils and our dear children who lend their ears to us today will become the envoys of goodwill at their hearts, and this way they will pass the historical friendship of the two great nations from one generation to another. Değerli konuklar, değerli kardeşlerim, ülkelerimiz ve milletlerimiz arasındaki ilişkinin mayası dostluk, dayanışma, kardeşlik ile çalınmıştır. Birinin başı ağrırsa diğerimizin de başı ağrımıştır. Birinin başı sıkışırsa diğeri yardımına koşmuştur. Kardeşliğimizin temelleri Osmanlı Devleti henüz tarih sahnesinden çekilmeden önce 19. yüzyılın son çeyreğinde atılmıştır. Distinguished guests and dear brothers and sisters, the relations between our countries emerge from the great friendship, solidarity and fraternity that we have between us. When one of us hurts, the other also hurts. When one of us is in trouble, the other runs to extend a helping hand. And the foundation of our brotherhood was laid in the last quarter of the 19th century when the Ottoman Empire was still present and ruling. Osmanlı Devleti 1877-78 yılında Rus saldırısına uğradığında Pakistanlı kardeşlerimiz aralarında topladıkları 125 bin Osmanlı lirası değerindeki parayı İstanbul'a ulaştırmışlardır. Çanakkale'de en çetin çarpışmanın yaşandığı sırada Lahor meydanında miting düzenleyen Münevver Allame Muhammed İkbal kalabalığa hitap etmişti. Bir gün önce gördüğü rüyasını aktardığı Çanakkale şiirini okumuştu. When the Russians attacked the Ottoman Empire in 1877 and 1878, our Pakistani brothers gathered and collected 125,000 Ottoman liras worth of money and extended it to Istanbul as a helping hand. And when Gallipoli was suffering from the hardest clashes, a public rally was organized by the Honorable Allama Muhammad Iqbal in the Lahore Square where he addressed the crowd and he read the poem about his dream he had last night about Gallipoli. Miting günü gözyaşlarıyla sarsılan büyük babalarımız bizlere yardım için gönüllü olarak askere yazıldılar ve uzaklığına bakmaksızın Çanakkale'ye geldiler.
Büyük annelerimiz kulaklarında küpelerini, hatta parmaklarındaki alyansları bizlere gönderdiler. Ekmeklerini bizimle bölüştüler. Çanakkale topraklarına yardıma gelen Doktor Muhtar Ahmet Ensari Bey'i Türk milleti hiç unutmadı, unutmayacaktır. During the day of the public revival, the crowd was shattered in tears and your grandfathers wanted to enlist to the army with no care of the long distance between our countries just to help us and to, just to fight in Çanakkale, Gallipoli. Your grandmothers donated their earrings in their ears and their wedding rings on their fingers. They shared their bread with us. And Dr. Muhtar Ahmet Ensari, who came to Çanakkale for aid, was never forgotten by the Turkish nation. Pakistanlı kardeşlerimiz o yıllarda bu yardımları maruz kaldıkları açlık ve kuraklık felaketlerine göğüs gererek yapmışlar ve milletimize dostluğun, kardeşliğin, kadirşinaslığın, vefanın, fedakarlığın eşsiz bir örneğini göstermişlerdir. All these sacrifices by our brothers in Pakistan back in those years was made when they were already struggling with famine and drought. And in this way, they have presented a unique example of sacrifice and generosity, friendship and brotherhood that they have towards the Turkish nation. Pakistanlı kardeşlerimiz aynı hassasiyeti 1911 yılında İtalyanlar Trablusgarp'a saldırdıklarında da göstermişler. İtalyan mallarını boykot etmişlerdi. Yapılan boykotun İtalyanlara yıllık faturası en az 5 milyon sterlin olmuştu o günkü hesaplara göre. 110 yıl önce bir İngiliz görevlisi tuttuğu rapora o günleri şöyle kaydetmiş. Herkes elindeki her şeyi Osmanlı'ya yardım için getirip bırakıyordu. Bir ara kalabalık telaşlandı, bir hareketlilik görüldü. Kucağında bebek bulunan fakir bir kadın can havliyle sağa sola koşturuyor. Yok mudur bir hayırsever, Allah rızası için bu çocuğumu emanet edeyim, bedenini Osmanlı'ya göndereyim diyordu. Herkes şaşkın, herkes perişan bir haldeydi. Yürekler parçalanmıştı sanki. Hem dert olmanın bu derecesi mümkün müydü? Neyse ki bir hayır sahibi, kadın adına istediği meblağ yardım sandığına çocuğu da annesine bırakmıştı. Our Pakistani brothers demonstrated the same level of sensitivity also in 1911 when the Italians attacked Tripoli. They boycotted the Italian goods and this boycott costed 5 million sterling a year to the Italians. 110 years ago, a British official kept a report which said, and I quote, "Everyone is donating what they have to the Ottomans." There was a moment when the crowd got worried and it got mobilized. There was a poor woman holding her baby, running from one place to another, and she was shouting, "Isn't there a good Samaritan man? For the love of the God, please buy my baby. I will send the money to the Ottomans." Everyone was shocked, everyone was surprised, and everyone was struggling. It was like the hearts were shattering. Was it really possible to be this fellow strugglers together? And thankfully, a good Samaritan came and ran for the assistance of this lady and donated the money and the mother managed to keep her baby. Pakistanlı kardeşlerimiz hemdert olmanın eşsiz bir örneğini sergileyerek insanlık ve kardeşlik dersi vermiş. Gönderdikleri yardımlarla İstanbul'da tam teşekküllü bir hastane kurulmasını sağlamışlardı. Pakistanlı kardeşlerimizin bu destek ve yardımını hiçbir zaman unutmayacak ve daima her zaman Pakistan zindabad diyecek ve şükranla anacağız. By shouting Pakistan Zindabad.
Değerli kardeşlerim, tarihimizin en zor yıllarında hiçbir çıkar gözetmeden yapılan yardımlarla başlayan ilişki, milletlerimiz arasında derin bir muhabbet oluşmasına vesile olmuştur. Oluşan bu muhabbete Doğu'nun iki büyük şairi Muhammed İkbal ve Mehmet Akif de şiirleriyle, sohbetleriyle, konferanslarıyla katkıda bulunmuşlardır. O yüzden Pakistanlılar kadar biz de merhum Muhammed İkbal'i kendi şairimiz kabul ederiz. Türk ordusu Yunan mevzilerine taarruz ettiğinde merhum İkbal İslamiyet'in Doğuşu adlı en güzel şiirini yazmıştır. Ayrıca milletimizin kutlu gayeye ulaşmak için ateşle imtihan edildiğini anlatmış ve şu dizeleri yazmıştır. Osmanlıların üzerine bir keder dağı yıkılmışsa sen hiç üzülme. Çünkü şafak 100.000 yıldızın kanı dökülmeden sökülmez. Distinguished brothers and sisters, the relations between our great nations was initiated at the most challenging times of our history with the donations that were made without seeking any gain in return. In this affection that was created, the two great poets of the Eastern world, Muhammad Iqbal and Mehmet Akif, also contributed to our relations with their poems and with their conversations and conferences. And because of this exact reason, just as you, the Pakistanis, we also consider the deceased Muhammad Iqbal as our own poet as well. When the Turkish army attacked the Greek frontiers, the deceased Muhammad Iqbal wrote one of his most beautiful poems called The Birth of Islam. And he said the Turkish nation is being tested by fire to reach victory. And he said, he wrote the following: even though a mountain of sorrow is vested upon the Ottomans, do not fear, because the day cannot spring without a thousand stars shedding blood. Değerli kardeşlerim, Pakistan'ın bağımsızlığını kazanmasından sonra Türkiye-Pakistan ilişkileri milletler arası ilişkiden devletler arası ilişki boyutunu da kazanmıştır. Geldiğimiz seviye itibarıyla ilişkilerimizin son derecede memnuniyet verici olduğunu ifade etmek isterim. Bu konuda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Sayın İmran Han'ın büyük gayretler içerisinde olduklarını hatırlatmakta fayda görüyorum. Asya'nın ve İslam dünyasının iki dost ve kardeş ülkesi arasındaki ilişkiler bugünden sonra da gelişerek devam edecektir inşallah. Distinguished brothers and sisters, after Pakistan declared its independence, the international relations that Turkey and Pakistan already had became also interstate. And I would like to happily say that the level that we reached today is quite pleasing for us. In this regard, I also would like to reiterate and remind you that our President, His Excellencies Mr. Recep Tayyip Erdoğan and His Excellencies Prime Minister Mr. Imran Khan also exert great efforts in this direction. The relations between the two friendly and brotherly countries of Asia and the Islamic world will, inshallah, hopefully continue and gradually improve even further. Ülkelerimizin güvenli, huzurlu, istikrarlı bir şekilde varlıklarını devam ettirmeleri insanlığın ve Müslümanların barış ve esenliği için son derecede önemlidir. Pakistan'ın komşularıyla ve uluslararası alanda karşılaştığı sorunlar karşısında milli davalarında Türkiye olarak yanında olduğumuzu her zaman ifade ettik. Bundan sonra da ifade etmeye devam edeceğiz. Ayrıca 3 ay önce Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ve Başbakan Sayın İmran Han tarafından imzalanan stratejik ekonomik çerçeve anlaşması da aramızdaki ilişkilerin boyutunu derinleştirmiştir. Türkiye, Pakistan'ın Avrupa'ya açılan kapısıdır. Pakistan da Türkiye'nin Asya'ya açılan kapısıdır. Bizler birbirimize karşı hesabi değil, hasbiyiz. Çünkü biz kader ortağıyız. Sevincimiz, kederimiz birdir. Distinguished brothers, it has the utmost importance for our countries to maintain their
peace and welfare of the Muslims all around the world. We have always demonstrated and indicated that we side with our neighbor Pakistan in the face of the struggles that they have at the international arena, and we will continue showing our support. Distinguished friends, 3 months ago in February, His Excellency's President Recep Tayyip Erdogan and His Excellency's Prime Minister Imran Khan together jointly signed a strategic economic framework agreement which actually deepened the size of the good relations we already have. Turkey is the gateway of Pakistan to Europe, and Pakistan is the gateway of Turkey to Asia. We don't seek advantage or benefit. We don't make calculations when it comes to each other, because we are brothers and we are friendly and we share destiny. We are fellows in arms. Our joy is the same. Our sorrow is the same. Değerli kardeşlerim, sağlam temeller üzerine inşa edilen ilişkilerimizin ebediyete kadar esenlik içinde devam etmesini engellemek isteyenler vardı. O sorunu da Pakistan Yüksek Mahkemesi önceki yıl aldığı karar ile ortadan kaldırdı. Pakistan hükümeti de Yüksek Mahkemenin 3 Aralık 2018 tarihli kararına dayanarak 3 Ocak 2019 tarihinde Pakistan Türkiye Okulları'nın Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesine karar verdi. Verdikleri sağduyulu ve isabetli karar sebebiyle Pakistan Yüksek Mahkemesi'ne, Pakistan hükümetine, Pakistan Milli Eğitim Bakanlığı'na teşekkür ediyorum. Distinguished brothers and sisters, there are those who wanted to prevent the eternal friendship between our countries that is already based on solid ground. And that problem has been eliminated with the resolution of the Pakistani Supreme Court a year ago. And the government of Pakistan, based on the decision of the Supreme Court dating December 13, 2018, decided to hand over the Pak Turk School to Turkish Maarif Foundation on 3rd of January 2019. I wholeheartedly would like to thank the Pakistan Supreme Court, the government of Pakistan, and the Ministry of National Education of Pakistan for this righteous and right-minded decision of them. Değerli kardeşlerim, uzak coğrafyalarda bile olsak, bütün müminler kardeştir düsturu ve yaşadığımız yüzlerce yıllık hakiki gönül dostluğu ebedidir. Pakistan ile eğitim yoluyla birlikte olmak ve geleceği birlikte inşa etmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Okullarımızın güçlü olan manevi duygularımıza daha muhkem köprüler oluşturmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Distinguished brothers and sisters, although we are living in distant geographies, with the maxim of all Muslims are brothers, I believe that the centuries-long, genuine, heartfelt friendship we have is eternal. And through education, we are honored to build the future together with Pakistan. And hopefully, our moral and spiritual feelings will become even further fortified by the bridges that will be built by our schools. This is my prayer to God. Pakistan-Türkiye kardeşliğinin dünü, bugünü ve geleceği başlığını taşıyan bu güzel ve anlamlı yarışmada ödül alan ama yarışmaya katılan esasen herkesi, bütün kardeşlerimi tebrik ediyorum. Sizlere emek veren ailelerinize, yöneticilerinize, öğretmenlerinize saygıyla selamlarımı gönderiyorum. Distinguished friends, I would like to congratulate all the pupils who joined the Pakistan-Turkey Brotherhood Past Today and Future Essay Contest. Not only the winners of the contest, but those who take part in the contest. From the bottom of my heart, I would like to thank them very much. I also convey my best regards to the families, administrators, and teachers of these pupils who care for them. Tarihi bir yıldan eskiye dayanan Türkiye-Pakistan kardeşliği kaim ve daim olsun. May the brotherhood between Turkey and Pakistan be eternal.
eternal and ruling that is already centuries old. Allah'a emanet olun. Pakistan zindabad.